Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Didim Efeler Mahallesi'nde site içerisinde çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. Gerçekten bu villayı seveceksiniz. Son 2 adet kaldı bu sitede. Liste fiyatımız 17 milyon. Ama güzel bir pazarlığımız var. Gerçekten güzel bir pazarlığımız var. Bunun için aramanız yeterli. Net fiyatını da size söyleyebilirim. Bu bölgede arkadaşlar 300 metrekare arsa içerisindeki villaların fiyatları artık 18-19 milyon civarında. 500 metrekare arsa içerisindeki villaların fiyatları da 26 ile 30 milyon arasında değişiyor. İlanlarda görüyorsunuz zaten. Burası 480 metrekare arsa içerisinde. 4+1. Akıllı sistem, otomatik panjurlu, klima tesisatı hazır, müstakil bir bahçe, müstakil bir havuza sahipsiniz. Fiyatımız 17 milyon. Güzel bir pazarlığımız var dedik. Araç park yerimiz var. Sitede zaten evler mevcut. Aidatımız da aylık 1000 TL arkadaşlar. 1000 TL'lik bir aidatımız var. Güzel bir havuzumuz var. Gördüğünüz gibi ev gerçekten güzel duruyor. Son 2 adet villamız kaldı. Onlar için de güzel bir pazarlığımız var dedik. Bahçe zaten gördüğünüz gibi çok güzel ağaçlandırılmış. Bu çimler de değişecek, onu söyleyelim. Burada alındığında yeni bir çim serilecek. Öyle teslim edilecek. Bunlar kurumuş ama bir dahakine kurmaz. Güzel bir havuzumuz var. Ortalama 30 metrekare civarında. Artı çocuk havuzu yan tarafına yapılmış. Burada da yine gördüğünüz gibi yeşil alanımız mevcut. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bu bölgede hemen yan taraflarda göstermek istemiyorum. Hedefte göstermeyelim. 30 milyon isteyenler var aynı metrekare içerisinde. Aynı metrekare arsa içerisinde. Villalara istenilen fiyatlar bu. Bakın burası 17 milyon. Güzel bir pazarlığımız var. Çok güzel bir pazarlık yapabiliriz. Son 2 adet kaldı. İkisi de satılık. Güzel bir villa. Drone görüntülerini de çekeceğiz. İzleyeceksiniz. Sitede toplamda zaten böyle çok büyük sayıda villa yok. Kaç tane var burada? 12 tane. Toplamda 12 tane. Güvenliğimiz var. 7/24. Bahçenize bakılıyor. Havuzunuza bakılıyor. Siz gelmeden arıyorsunuz. Havuzunuz temizleniyor. Bahçeniz temizleniyor. Gayet mantıklı. Normalde bir müstakil villada, site dışında bir villada otursanız, aynı hizmeti almaya kalksanız senelik 25-30 bin liranın üstünde rakam ödeyeceksiniz. Ama burada daha avantajlısınız. Gelmeden arıyorsunuz, her şeyiniz hazırlanıyor. Siz hazır eve gelmiş oluyorsunuz. Bahçeyle uğraşmıyorsunuz. Dediğim gibi çimler değişecek. Burada araç park yerimiz var. Bir gösterelim, siteyi de bir gösterelim. Her şey burada müstakil. Sadece 1000 TL'lik bir aidatımız var. Bunun içerisinde güvenliğiniz, bahçe bakımınız, her şeyiniz mevcut. Şöyle bir gösterelim siteyi de. Aracınızda rahatlıkla girebilirsiniz. İki aracın burada rahatlıkla sığabileceği bir yolumuz var. Ve aracınızı park ediyorsunuz. Eğer ikinci bir aracınız varsa dışarıda zaten çok geniş bir park yeri var. Oraya da park edebilirsiniz. Bak şu ev ne güzel olmuş. Bakar mısın? Çam ağaçlarını dikmiş. Çok da güzel olmuş. Böyle limon çamları büyümüş. Burayı da kapatmış. Harika olmuş. Gerçekten güzel. Yavaş yavaş evin içine doğru bakalım. Burası yaya yürüyüş yerimiz. Burası da araç park yerimiz. Arka taraftaki bahçeyi de görüyorsunuz. Yine limon çamları dikildiğinde ön taraflara, yan taraflara tamamen izole bir ev haline gelecektir. Yan tarafımız boş. Öndeki villanın penceresi bu tarafta olmadığı için daha izolesiniz. Hepsi ön tarafa bakıyor. Hatta buranın denizi de görüyor. Ufak da olsa bir deniz manzarası var. Girelim. Akıllı sistem dedik. Alarmımız takılı. İskanımız hazır. Bina kimlik sertifikası da mevcut. Hemen şöyle giriş kısmını bir gösterelim. Seni sona kadar alacağım. Ev gerçekten güzel. Şık bir villa sahibi olacaksınız. Burayı gerçekten Didim'in köklü firmalarından biri yaptı. Oğlu da benim çok yakın arkadaşım. Nazımız Geçer. Pazarlıkta da elimizden geleni yaparız. Takas tekliflerine de Didim içerisindeyse açık arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şimdi burada güzel bir vestiyer alanımız var. 3 kapaklı antresit renkli harika olmuş spot aydınlatmalar. Hemen şurayı gösterelim. Merdiven altında lavabomuz yok. Bakın merdiven altı depo arkadaşlar. Ya da çamaşır makinesi koyabileceğiniz bir alan. Ben olsam yukarıya koyarım. Burayı da depo olarak kullanırım. Burada bir banyo lavabomuz var. Ben Nusret gibi gözlükleri çıkartmadan gezmeye başladım yine. Visam'ın gömme rezervuarı kullanılmış. USO marka musluklar Vitra'nın gördüğünüz gibi çok güzel lavaboları kullanılmış. Söyleyemedim, adını getiremedim bir an. LED aynamız var. Gayet güzel bir duş alanımız var. Alt katta bir oda olduğu için duşun da tabii ki geniş olması gerekiyor. Zaten alt katta oda olduğunda genelde yukarıya çıkamayanlar, yürümekte zorluk çekenler kullandığı için buranın da geniş olması tabii ki elzem bir durum. Burada bir oturma yeri de yapılabilir istenirse. İlk önce salon mutfağa bakalım, sonra odaya mı bakalım? Değil mi? İlk önce odaya mı bakalım? Tamam, öyle yapalım. İlk önce odayı gösterelim. Bakın güzel bir odamız var.
çift kişilik yatak, dolap rahatlıkla sığdırırsınız. 16 metrekare civarında. Klima tesisatları burada hazır. LED spot aydınlatmaları artı avize kullanılmış. Doğalgaz tesisatı da mevcut. Doğalgaz Didim'e gelirse bir gün inşallah hemen bağlatabilirsiniz. Yatak böyle gelecek. Karşıya televizyon, buraya da bir dolap yerleştirebilirsiniz. Artı bahçeye çıkışımız buradan da mevcut. Sinekliklerine kadar her şeyi yapmışlar. Gerçekten güzel olmuş. Bakın 17 milyon 300 metrekare arsa içerisindeki fiyatlarla aynı fiyatlar. Bir de üstüne pazarlık yapıyoruz. Güzel bir pazarlık yapıyoruz. Düşünün arkadaşlar. Bence kaçırmayın. Fırsatları değerlendirin. Audio marka akıllı sistem kumanda panelimiz de burada mevcut. Dedik ve geldik salon kısmına. Salon mutfak açık şekilde yapılmış ama mutfak tamamen dip tarafa alındığı için çok daha güzel duruyor. Orada da televizyon tesisat alanı var. Buraya da yerleştirebilirsiniz. İki pencereden de bahçe alanına çıkabiliyorsunuz sürgülü pencereler sayesinde. Gayet güzel. Buranın eşyalı videosu da vardı. İlk yapıldığı zaman çekmiştik. Ama eşyasız çok daha geniş, çok daha güzel duruyor değil mi? Harika bir ev. Kimstone tezgah yapmışlar. Seramikler de çok güzel. Benim evdeki seramiklere benziyor biraz. Priz sayısı da yeterli. Gidiyoruz. 20 milyonluk villada 3 tane priz koymuşlar. Ya artık her şey teknoloji. Bu yüzden priz sayısını arttırın. Gayet güzel bir tezgah yapılmış buraya. Birkaç tane bar sandalyesi burada çok güzel olacaktır. Tezgah altında da yine çekmece saklama alanlarımız var. Artı Kimstone tezgah devam ediyor. Tezgah arası da Kimstone yapılmış. Güzel olmuş. Devamlılık orada çok şık duruyor. Artı hem açık tonda bir antresit renk diyelim artık buna. Çünkü bunun rengini bilmiyorum. Koyu antresitte çerçeve ve aşağısı yapılmış. Gayet güzel. Bak burada hareket de edebiliyorsun. Rahat rahat. Tezgah biraz daha geriye alınmış ki burada istediğiniz gibi hareket alanınız mevcut. Gayet de güzel olmuş. Bak mantıklı olmuş. Şimdi buzdolabından aldık. Lavaboda yıkadık. Burada hazırladık. Burada da pişirdik. Orada da servis yaptık. Kül gri. Kül gri diye bir renk mi var ya? Kül gri. Bakacağım. Kül gri renk. Bence alakası yok kül gri renkle. Hemen bakıyorum. Kül grisi. Şu renkle şu rengin alakası var mı? Bak kül gri bu. Bak kül gri bu. Birbirine hatta antresi de çok yakın. Bak, değişik bir renk. Güzel olmuş ama. Şık. Tertemiz. Hadi çıkalım yukarıya. Merdivenlerde güzel akıllı sistemimiz var dedik. İnternetiniz varsa dünyanın her yerinden kullanabiliyorsunuz. Böyle çok havalı olmuyor mu? Dünyanın her yerinden kullanabiliyorsunuz deyince çok havalı geliyor bana. Şey vardı Nokia'nın, Nokia Kinetic People diye açılıyordu mesela. Onun gibi böyle söylemiş gibi hissediyorum kendimi ama yani çok basit bir şey aslında. İnternet varsa her şeyi her yerden kullanabiliyorsunuz artık. LED spot aydınlatmalar burada da devam ediyor. Geniş bir antremiz var. Şimdi burada 3 tane odamız var. Üçüne de bakacağız. Bir tane genel kullanım banyo lavabomuz var. İlk önce çocuk odasından başlayalım. Sonra bir balkonumuz var. Hem bağımsız çıkabiliyorsunuz hem de bu odadan çıkabiliyorsunuz. Ama ilk önce biz oradaki odaya bakalım değil mi? Sırasıyla gidelim. Hiç karıştırmayalım. Gayet güzel bir oda arkadaşlar. Bakar mısınız? Dev gibi bir oda artı balkona buradan da çıkıyor. Yani üç taraftan da bu balkona çıkış var. Odanın genişliği gerçekten çok güzel. Bakın burada yatak başlığımız geliyor. Sonrasında şöyle bir dolap yerleştirebilirsiniz. İki tane tekli berjer yerleştirebilirsiniz. CNC kesim korkuluklar yapılmış. Bu balkona en son çıkalım. En son burayı gösterelim. Gayet güzel LED spot aydınlatmalarla birlikte harika olmuş. Yangın alarmı buraya da yerleştirmişler. Bu da güzel olmuş bak. Devam edelim çocuk odasına bakalım. Çocuk odası da geniş. Gerçekten güzel. Benim çocuk odası bu kadar geniş değil mesela yaptığım evde. Çünkü arsa metrekare bu kadar geniş değil. Yatak, dolap istediğiniz gibi sığdırabilirsiniz. Nereye nasıl koymak isterseniz ki zaten yeteri kadar alanınız var. Yangın alarmını buraya da koymuşlar. Normalde opsiyonel bir tane geliyor yangın alarmı akıllı sistemi içerisinde. Ama bütün odalara yerleştirmişler. Güzel olmuş. Çocuk odasında da olması gerekiyor yangın alarmının. Değil mi? Sonuçta çocuk yani bilmiyor. Çakmakla, kibritle oynayabilir. Gelelim banyoya. Şimdi banyo lavabo girer girmez gözümü alıyor. Ankara pavyonlarına girmiş gibi gece hayatı bilir misin? Bilmezsin. Bilirsin bilirsin. Söyle. Videoyu akşam evde izleyin tekrar bir kavga çıksın. Böyle altın varaklı güzel bir seramik kullanmışlar. Hoş, güzel, farklı. Değiştirmek isterseniz çok basit, değiştirilebilir. Seramikler hoşuma gitti ama seramikler güzel. Hem bütün renkleri barındırıyor hem de lavaboyla uyumlu. Bakın
Duşakabin içerisi çok geniş arkadaşlar. Gerçekten rahat rahat hareket edebiliyorsunuz. Nişimiz burada. Tesca marka musluk kullanmışlar. Çamaşır makinesi bence en iyi yer burada. Çünkü 3 odada yukarıda. Çamaşır aşağı indirip yukarı çıkartma ölüm. Burada da güzel bir lavabo kullanmışlar. Şunu çalabiliyor muyuz ya? Şunu alıp götürsek. Bak bu da güzelmiş. Mustafa yaklaşsana. Tabii uzun süredir açılmayınca su. Ama böyle tulumbalar vardı eskiden su çekerdik. Böyle güzel bir banyo lavabo. Şimdi gelelim ebeveyn odasına. Ana yatak odamıza. Yine çok geniş bir ana yatak odası var. Yatak başlığı böyle düşünülmüş. Burada eşyalı evde dolabı nereye yerleştirmişlerdi biliyor musun? Tam buraya. Böyle bir dolap yapmışlardı. Tabii ek isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Makyaj masası karşıya ve televizyon ünitesi de karşıya gelebilir. Gayet güzel. Tertemiz bir. O da çok geniş bir oda. Yani bu paraları verdikten sonra zaten böyle geniş bir evde oturmak lazım arkadaşlar. Gidip 300 metrekare arsa içerisindeki bir eve de o paralar verilmez. Benim görüşüm verilmez. Bunu söylüyorum sonra bana kızıyorlar ama şimdi düşünün. Bakın 300 metrekare bir arsadaki villayla aynı paraya bir de üstüne başta da söylediğim gibi güzel bir pazarlığımız var. Güzel bir pazarlıkla sahip olabileceğiniz bir yer. Son iki tane kaldı zaten. Burada yaz kış oturan da var. Genelde de yazlıkçı onu da söyleyelim. Geldik buraya. Güzel bir banyo lavabomuz var. Şimdi klozetler sarılmış. Baştan beri söylemeyi unuttum. Çok iyi olmuş. Kimse kullanamıyor. Burada da geniş bir duş alanımız var. Buradaki seramikler biraz daha böyle açık tonda kullanılmış. GPD marka musluklarımız var. Artı burada bir dolabımız gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Bunun LED'inin yanması lazım. Bak yukarıda LED olması lazım. Neden yanmadı bu? Şurada LED var. Onun yanması lazım. Sırada balkonumuz var. Balkon hem çamaşır balkonu olarak kullanılır. Hem de bu odalardan çıkıp kullanabilirsiniz. Dev gibi bir balkon. Şimdi burada hamak koyabilirsiniz. Bahçe takımı koyabilirsiniz. Zaten bahçede yeteri kadar alanınız var. Bakın insanlar oturuyor arkadaşlar. Hatta çok da güzel kapatmış bahçesinin ön tarafını. Duvar kısmını ya da ağaçla kapatabilirsiniz. Şimdi oturan evdeki bahçeye bakar mısın? Yemyeşil çok da güzel. Yaz kış oturuyorlar burada. Tabii bu bahçenin çimleri de değişecek. Bir ara buraya sulanmamış. Büyük ihtimal ondan olmuş. Çimler değişecek. Bahçe düzenlenip böyle teslim edilecek. Yer gerçekten çok güzel bir yer. Alıcısını bekliyor. Son 2 adet kaldı. Fırsatları değerlendirin. Bu bölgeye gelin gezin arkadaşlar. Emsal villalara bakın. Fiyatları değerlendirin. Sonra gelin bir de buraya bakalım. Sonrasında konuşalım. Çok daha karlı bir alışveriş yapacaksınız. Bana inanın. Güzel bir villa gezdik. Son iki tane kaldı. Ortalama 480 metrekare arsa içerisinde. 500 aslında da şu yol payı var ya. Yol payından dolayı hem karşı taraftan hem buradan gitti. 10'ar metre gitti desek 10'ar metrekare. 500 metrekareden 480 kaldı diye hesaplayıp öyle söyledik. Normalde 500 metrekare arsa içerisinde güzel bir ev. Burada güvenliğin olması çok avantaj. Bakın bu çok avantaj. 1000 TL'ye siz hem bahçenize baktıracaksınız hem güvenliğinizi sağlayacaksınız hem de arkadaşlar şurada herhangi bir sıkıntı sorun olmayacak. Şimdi müstakil bir evde bunun sorununu yaşarsınız. Müstakil ev gerçekten yaz kış yaşamıyorsanız bahçeye bakacak birini sürekli bulmalısınız. Her ayda gidip bakmalı. Ben geldiğimde yaptırayım, gittiğimde yaptırmayayım derseniz o çimler ölür. Bu yüzden kesinlikle eğer yazlık olarak kullanacaksınız böyle evler çok daha avantajlı diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.